Ve hastaneden çıkıyoruz arkadaşlarım. Gece ziyaretimizi gerçekleştirdik Cemal'le beraber. İyi karşılandık. Güzel karşılandık, güzel ağırlandık. Şimdi evimize gidiyoruz. Saat 4:10 geçe ben yataktan fırladım Caner'in öksürük krizine. 4:10 geçiyordu tam. Ondan sonra çocuk bir türlü rahatlamadı arkadaşlar. Yarım saat geçti öksürük. Kesilmedi. Acile getirdik biz de. Şimdi arabamıza gidiyoruz işte. Çocuğum normalde gözlüğünü hiç bırakmaz. Gözlük mözlük hak getire valla. Ne zor hastalıkmış dedim. Allah'ım kimselere hastalık vermesin. Şimdi gideceğiz evimize. Saate bakın. Saat kaç? 5'i çeyrek geçiyor. Ben de şöyle yanına oturayım. Evimize gidelim. Rahatladın mı biraz canım? Değişiyor anne. Çeviriyorsan su iç. Yok canım. Vereyim mi su yavrum? Alsana oradan. Hastaneden eve gelene kadar hava ışıdı arkadaşlar. 5:20 geçiyor. 5 dakikada neler değişti. Haydin. Hadi yavrum. Gel. Bismillah de. Hı? Bismillah de haydi. Haydin daha. Haydi. Sana hava hoş. Bana hava hoş değil de eve gidip yatalım hadi. Yatağında rahat edersin. Oh, ben yatağımda yatmasam. Tamam salonda yatırayım. Tamam, benim yatağımda yat. Hava dar bir. Büyük burada, odayı sana ver. Balkonda mı yatsın? Gel haydi gel. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz. Güzel arkadaşlarım, üzüm. Nereye bakıyorsun anne? Evet, fırtına çıktı dışarıda. Bakar mısınız, toz fırtınası, rüzgar çıktı arkadaşlarım dışarıda. Ben de diyorum Cansu'ya, kızım diyorum deniz tarafı nasıl bulanık bulanık görünüyor diyorum. Mersem hava değişikliği olacağındanmış. Nasıl rüzgar var bakar mısınız? Ötüyor. Ötüyor havalandırma. Vallahi nasıl toz kokusu geldi. Gerçekten. Tüh, çamaşır olanlar da kötü oldu şimdi. Neyse bakalım. Saat bayağı bir ilerledi arkadaşlar. Gece olayından sonra işte acil yorgunluğundan sonra uyuduk uyandık. Caner'i uyandırdım. İlacını içirdim. Ondan sonra ben de karnımı doyurdum. Kahvaltımı yaptım. Yeni güne başlıyoruz. Çok şükür bugünümüze diyelim. Rabbim güzel günden ayırmasın hiçbirimizi. O zaman haydi başlayalım ve bugünümüzü de tamamlayalım inşallah. Arkadaşlarım. İkindi ezanımız okunuyor. Ali Beyciğim geldi. Biz şimdi gidiyoruz. Ha, ne diyor? Ne diyor? Ha, uluyor bak bak. Yavrum. Haydi bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlarım. Sıcak. Evet. Valla hırkayla çıktım ben. Soğuk diyor. Dünden daha iyi sanki. Biraz daha serin ama. Serin ya. Evet. Bilmiyorum ama sıcak geldi baya. Arkadaşlarım Ali Bey mesai bitirdi. Evde ısındı değil mi artık? Bir toz fırtınası kalktı zaten. Küçük pazar mı şuraya mı? Büyük pazar. Bence. Büyük pazara gitmiyorum. Ya. Büyük pazara, büyük pazara. Hayır, sevmiyorum orayı. Zellettirmiyorum ben meyveyi sevmeyi. Seçtirmiyorlar büyük pazarda da. Küçük pazarda kendimiz seçebiliyoruz. Yani hem bize yakın hem daha şey yani. Bulamadığımız ne var ki orada? Kereviz bulamazsak. Kereviz var. Orada Ayşegül'de de var. Kereviz bulamazsak büyük pazar o zaman. Var, Ayşegül'de var. Tamam, şimdi arkadaşlarım. Sizin ilk önce bakalım ona. Yok, önce pazara gidelim. Camını kapatsana. Şimdi kafamı karıştırıyorsun. Su bulacağımı da unutuyorum. Pazara gidiyoruz şimdi. Evde sebzemiz yok arkadaşlarım. Biz şimdi hastaneden eve gelince ben Ali'yi Caner'in yatağına yatırdım. Sen dedim işe gideceksin. Uykusuz kalma. Şimdi Caner öksürürse ederse ben ilgilenirim. Bir daha hani şey yapmasın, uykusu bölünmesin diye. Çünkü saat 4'ten kaça kadar? 6'ya kadar falan, 5:30'a kadar uyumadı gibi oldu Ali de işte. Öyle olunca Caner'i ben bizim odaya aldım. Beraber uyuduk. Ben de sabah 6:30'da falan yattım. Videomuzu düzenledim açıkçası. Ne yalan söyleyeyim, sizlerle buluşabilmek için. Düzenledim ama son ayarlamalarını yapamadım. O yüzden de size topluluk kısmından duyurdum. Hani paylaşamayabilirim 12'de diye. Her neyse. Ondan sonra
Caner de uyanmak bilmedi. Bir uyandırdım, şurubunu falan verdim, işte ilacını verdim, karnını doyurdum, çorbasını içirdim. Ay, klimayı açsana, çok sıcak oldu böyle de. Hala uyuyor. Dedim oğlum yatak odasını toparlayacağım. Kalk artık dedim. O da anne uyumak istiyorum daha dedi. Bu sefer de onu odasına gönderdim. Şu an odasında uyuyor. Ali aradı işte, eve alınacak bir şey var mı, ne alayım gelirken diye. Sağ olsun. Dedim pazara gitsek Ali, çünkü evde hiç sebzemiz yok. Kalmadı yani sebze. Yemek yapacağım zaman da bunalıyorum hani ne yapacağım ne edeceğim diye. Dün de tavuk almıştı Ali. Arzulara yemekli gitme işi olunca sonradan öğrendik onu. Tavuk evde bekliyor şimdi, onu bir pişiririm. Yanına da böyle sebze falan, Cansu da kereviz istedi, salata yaparız anne dedi. Bakalım gidiyoruz işte. Pazara gidiyoruz güzel arkadaşlarım. Gidelim eksiklerimizi alalım. Kış boyu takmadığım küpemi taktım şöyle. Hafif bir rümel ve ruj. Azıcık kendimi toparlayayım istedim. Hiçbir şey yapmadım bugün. Aslında bakarsanız hani video çekmesem mi acaba dedim ama kısa da olsa sizlerle buluşalım. Merakla kalmayın. Şimdi acildeydik falan deyince merak edeceksiniz. Hani çok mu kötü falan diye. Tut beni. Çok mu kötü, niye video paylaşmadı falan diye merak edersiniz diye, kısa da olsa. Yok hani bugün video paylaşmayınca hala devam mı ediyor gibisinden. Çok şükür Allah'a biraz daha iyi de işte. Daha da iyi olacak Allah izin verirse. Hadi gidelim bakalım küçük pazarımıza gidelim, eksiklerimizi alalım. Ondan sonra evimize dönelim. Ali Bey'e de hiç ne yaptım ne ettim demedim. Ne yaptın sen? Çalıştım, ne yapayım ben de anlatayım. Çalışıyorsun zaten de. Ben yine sabahtan gittim görevime yani. Zor kalktı inanın. Ben alarm geç çaldı. Kalktım, geç kalktım, geç yattım. Ben demedik yani. Alarm çaldı. Alarm çaldı. Baktım uyanamıyor. Ben gittim kaldırdım, uyandırdım. Benim de böyle uykudan gözüm gidiyor. Dedim bu saate kadar Yeliz bekledim. Adamın karnını doyur da gönder. Çorban vardı, çorbayı ısıttım. Çorbasını içirdim, gönderdim işte. Allah'a emanet arkadaşlar. Sizler de iyisinizdir umarım. Umarım her şey yolundadır, her şey gönlünüze göre oluyordur. 4 dakikadır konuşuyorum ve pazarımıza geldik. Ali'nin dediği gibi yakın pazar. Hadi gidelim eksiklerimizi alalım bakalım. Şöyle pazarımıza geldik arkadaşlarım. 30 TL domates, patlıcan ne kadar? 15 yaptık. 15, ha evet, bayağı 20'de. Düşmüş. 20'den 15'e düşmüş. 20'den şu an. Allah, kızartma mı diyorsun? Sarımsak da alalım, sarımsak da alalım. Evet, sarımsak da alırız. Fasulye 35 liraya düşmüş arkadaşlarım. Sonra biber ne kadardı? Hay Allah'ım, yaparız bir şeyler diyor. İşte kaça sattın? 30, 25. 30, 25 arkadaşlarım böyle. Kabak 25 TL, salatalık 15 TL. 60 TL beraber. Ali Beyciğim seçiyor. Anladığınız bir şey var mı? Şöyle arkadaşlarım, fiyatların değişkenliğini göstereceğiz evet. Şimdi size. Fasulye 65'ti. 150'den 100'e indi. 150'den 100'e indi. 100'den 80'e indi. 70, 65, 50, 40, 35 şu 35. Anda. Şu an 35. Ha, şu an 35 lira. Bu etiketi onun. Evet. Şu an etiketi. Şu, bu da biberin etiketi bu arkadaşlarım. Da, ona bir bakın. 70'den 50'ye indi. Peşinden 40. Peşinden 30. Heh. Bu da akşam vakti neredeydi o? Akşam pazarı da. O da 25 diye indi. Akşam pazarı da 25. Diye. Bitsin elimizde kalmasın diye. Patlıcanın da mı farklı etiketi? 35'ten 30'a indi. Pazartesi gün 25'e indirdim. Bugün 20, akşam pazarı şu anda 15. Ne istersiniz? Almış parası şu anda bunlar. Ay valla, Allah herkese salatamız, alım gücü versin. Evet, salatamız şu anda çok düşük. Salatalık ne kadar? Salatamız şu anda 15 lira. 15 lira. Ama o çıkabilir. O çıkabilir sonra. Ha, yükselebilir. Şu anda bol, ondan öyle. 40'da 25'e kadar çıkabilir gene. Arkadaşlarım görüyorsunuz evet. Değil mi değişen etiketleri? Aynen. Yani fiyatları diyeyim. Bu bak patlıcan mıydı o? Buna da sattığımız oldu salatayı. Ya. Şu anda pazardan beri fiyatı böyle bunun. Daha da düşer ya yaz iyice şey yok, yaptıkça. Daha da düşmez. Hani 15'ten inmez de domatestir falan, ya. Biber falan düşer bunlar daha. 35, 30. Sabahleyin 35'e sattım mesela. Değil mi? Bunu 11'e kadar 35. 11'den sonra da bitsin diye 30 yaptık. Pahalı. Akşam pazarı. 7 lira halde 12 lira şu anda. Akşam pazarı arkadaşlarım.
Kerevizin yanına geldik arkadaşlarım. Biraz küçük ama. Büyükleri de böyle şey oluyor. Yerli mi? Nasıl yerli? Tohum değil. Evet. İsrail. Evet. Hibrit yani. Toprak bizim. Toprak bizim. Ben kendim yapıyorum onu ama yerliden randıman alamıyoruz. Bu da tek kullanımlık oluyor. İnancı... Aa, sen daha iyi bilirsin. Ya, yaprağını kullanmasan? Yaprağını onu... kullanmıyorum. Tamam, yok. Tamam, vereceğim bunu sana. Tamam. Bir kelle daha var. Şunu değil mi? Şöyle kerevizimizi alacağız. Pırasa 10 TL arkadaşlarım. Çok güzel nane var. Bakın nane ne kadar? Dereotu nane. Nane 10 lira. Dereotu 15. Dereotu 15. Maydanoz? 15. Maydanoz da 15 arkadaşlarım. Ama ben almayacağım. Roka da var burada. Roka ne kadar? 10 lira. Rokamız da 10 lira. Pazarımız ucuz. Öyle diyorsunuz. Birçok yere göre ucuzmuş. Bereketli oluyor Bahra'nın toprakları. Hoş bulduk. Şöyle pazarımız arkadaşlarım. Ankara merkezde. Taze fasulye ne kadar? 50 lira. 50. Şeker aldı, şeker aldı, şeker aldı. Çayımız da geldi. Şeker aldı, tamam. Şey, sarımsak alıyoruz da ne sordun sen Ali? Şey, çay bile vereyim mi? Bahsi dedim, anamın işine, anam dede gidiyor. Kimse karışmasın. Abi, pazarcı abi Ali'ye diyor ki, annem kimsenin içine karışma dedi, ben karışmam diyor. Şöyle, sarımsak alıyoruz. Ben şeker almıyorum ama. Doğru. Sen al. Sağ ol abi. Şey, küçük dişli sarımsak zor oluyor yemek yaparken. Neyse, tamam Ali'ye vereyim bunu olmadı. Çok sağ ol abi. Hadi verdim, Ali'ye verdim çay. Tamam. Teşekkür ederim. Pazarda çayımız bile var görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlarım. Ali'nin küçük pazara gidelim dediği kadar var gördüğünüz gibi. Sohbet, muhabbet, her türlü güzel insanlar var yani. Çayımızı yudumlarken Ali Beyciğim poşeti doldurdu. Taze fasulye de aldık. Ne diyordun sen az önce? Az bir daha söyle. Çaya çorbaya doldur torbaya limon. Çaya çorbaya doldur torbaya limon. Hay Allah. Sen emekli olunca pazarcı olursun Ali. Evet, olur. Maraş sarımsağıymış. Arkadaşlarım Maraş. Maraş'tan izleyenlere selam olsun. Çayımızı da içtik. Ödememizi de yapıyoruz. Gidiyoruz. Limon almadın mı sen? Seçiyordun ya demin. Kendi sarımsağımla sarımsak getireceğim lazım. Ya tamam o zaman. Nereye? Tamamen organik Alaçam mi? Tamamen organik. Alaçam'dan mı? Olur. Olur, güzel olur. Alaçam'dan gelecek sarımsağımız. Abim diyor ki küçük dişli sarımsak bundan iyidir abla diyor. Yani şey ilaçlı olduğu için öyle söylüyor. İlaçsız sarımsak getirecek bize. Hani ben kullanım açısından düşündüğüm için arkadaşlarım. Hani bir tanesini hemen temizle doğra diye. Öyle işte. Sarımsağımız da belli oldu nereden alacağımız. Ve pazar işi tamam. Bir biber almışız ki arkadaşlarım. Kilosu 100 liraymış. Sormadan da attık poşete. Sonrasında da... Koyamadık yani. Koymadık diyelim. Koyamadık değil de. Bir kilo da almamışız yani. Şöyle. Pazar alışverişi tamam arkadaşlarım. Servet. Kapya biberin kilosu 100 liraymış. Biz de fiyatını sormadan attık poşete. Hani ben 3-4 tane istiyordum. Sonradan Ali de attı, ben de attım. 60 lira verdik. Tanesi 10 lira gibi. 60 lira verdik yani şuna. Kapya düşmedi. Ve eve gelindi. Şöyle kerevizimiz, salatalığımız, kırmızı biberimiz, limonumuz, patlıcanımız, biberimiz. Sonra bir saniye Cansu'cum, fasulyemiz ve domatesimiz. Ali Beyciğim sarımsağı yerine yerleştirdi. Hemen akşam yemeği koşturmacasına başlıyorum. Bakalım ortaya neler çıkacak. En hızlısından yemekler yapılsın bakalım. Fasulyemi doğradım, soğanımı şöyle kavurdum. Konserve domates kullandım arkadaşlar. Geçen yaz hazırladım. Sarımsağını da böyle ezdim içine. Tuzunu ve şekerini ekledim. Şimdi birazcık daha böyle rengi dönsün. Şey yapacağım. Suyunu ekleyeceğim. Burada da şehriyemi aldım. Pilav yapacağım arkadaşlar. Şehriyeli pirinç pilavı yapacağım. Bir yemeğim de o olsun. Taze fasulyenin yanına en çok pilav yakışıyor. Pirinç pilavı yakışıyor. Şöyle muhteşem ikili diyebiliriz vallahi buna. Öyle. Geçtim ocak başına yani anlayacağınız. Halledeyim şu yemeklerimi. Hızlıca ortaya çıkarayım. Şöyle masamızı Ali'şimle beraber hazırladık arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi Ali Beyciğim
servis yapıyor. Yan yana fasulyemizi ve pilavımızı getiriyor. Canım benim çok kenarlarından şey olmuş. Tabak. Olmuş. Çok şey olmuş kenarlarından. Akıyor vaziyette yani akmıyor. O yüzden. Ama akmıyor. Bak. Ya, o artık şey, o doğru dedin. Güzel kıvırdın. Eline sağlık canım benim. Valla pazar alışverişini falan daha halletmedim. Yerine koymadım. Çünkü karnımızı doyuralım önce dedik. Yemeğimiz geç kalsın istemedik. Böyle yemeğimiz hazır. En güzel menü, yaz menüsüne başladık arkadaşlarım. Pilav, fasulye, salata, cacık. Daha ne olsun? Çorba yapacaktım ama. Bu kadarı yeterli olur dedik. Tabii tabii. Bu kadarı yeterli olur dedik. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Ben de hemen... Kız! Kız ayağıma niye daldın? Ekmek almaya gidiyordum. Ben sana bir şey yapmadım ki lokum. Fasulye mi istiyorsun aşkım sen? Ha? Ne istiyorsun bebeğim? Ekmek mi istiyorsun? Fasulye mi? Üzüm yaklaşma dalabilir sana. Üzüm? Bal çocuk bal bal. Ne versem kızıma? Yoğurt mu versem ya? Cacık istiyor da olabilir. Cacık yer mi ki? Salatalık var ya içinde. Yok, nane var. Deneyelim mi? Verme. Vermeyeyim mi? Böyle. O zaman hemen biz de oturalım. Cansucuğum kendi almak istedi. Rabbim bereket versin. Biz yemeğimizi yedik. Ondan sonra birazcık şöyle mutfağımı topladım. Süllaç düştü aklıma. Ali de geçenlerde istiyordu. Bir süllaç yapsan da yesek diyordu. Bir su bardağı pirincimi aldım. Üzerine de 3 su bardağına yakın su koydum. Bir güzel haşlansınlar. Ondan sonra sütünü, şekerini ve tuzunu ekleyeceğim. Ocağımı da silerim bir ara arkadaşlar. Bir taraftan kaynamaya başlasın da. Mutfağımda böyle. Şimdi yıkanması gereken bir iki şeyler var. Makinemi falan doldurdum, yerleştirdim. Pirincimi yerine yerleştiririm. Masamı falan işte sildim, ettim, toparladım. Şunları da kaldırırsam o sırada sütlacım da haşlanır. Ben de daha rahat bir şekilde İşimi yaparım, tatlımı yaparım diye düşünüyorum. Ramazan da geçti ama böyle tatlılardan vazgeçemiyoruz arkadaşlar. Beyaz beyaz da mutfağımla ne uyumlu oldum. Bugün pazardan gelince hemen hırkayı çıkardım. Yemeğimi bir an önce yapayım dedim. Geç saate kalsın istemedim ve erken saatte yedik arkadaşlarım. Çok şükür Allah'a. Öyle. Devam edeyim ben. Şu sütlacı da halledeyim. Ondan sonra böyle bir iki çamaşır işleri falan var. Onları da bir hallederiz. Cansucuğum şimdi yemeği yiyince ben çok kötü oldum. Azıcık yürüyüşe mi çıksam anne falan diyor. Bilmiyorum ne yapacak. Belki ben de peşine takılırım ama geç olur mu? Sen ilk kez mi pilav yedin uzun zamandır? İlk kez pilav yedim ama yani böyle direkt pilav olarak ilk defa yani dolmanın içinde falan yedim. Bilmiyorum çok kötüydü. Yemekten sonra bir ağırlık çöktü. O da çözemedi ne olduğunu. Neyse bakalım. Sütlacımı yaparken tezgahımı da toplayayım. Bu akşamı da böyle tamam edelim. Çay suyum kaynadı aslında da demlemedim. Ali Beyciğim kahve istedi. İnanamadım. Türk kahvesi yap da içelim dedi. Şurayı halledeceğim ve Türk kahvesi yapacağım. Ondan sonra da sütlacın başına gelirim. Pirinç de ancak pişir herhalde o zaman. Şöyle 1 litre sütümü de ekledim. Şimdi kaynasın bakalım. Pirinçler zaten pişti. İyice nişastasını bıraktı. Şimdi sütle beraber güzel bir kıvam almasını bekleyeceğim. Kaynatacağım. Ya bir dur. Bir dur çocuğum. Sen değil miydin bana saldıran cadı? Hı? Bana saldıran cadı sen değil miydin? Hı annem? Korkutuyorsun ama beni ya kızım ya. Elimi takip ediyorsun. Isıracaksın sanıyorum annem. Annem. Isıracak gibi yapıyorsun beni korkutuyorsun cadı. Cadı kız. Annesinin sarı cadısı. Bal çocuk. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi sütlaçlarım pişti. Hemen fırının ızgara ayarında üzerleri kızarana kadar pişireceğim. Şöyle az gelenlere eşit bir dağılım yapayım istiyorum. Ve Ali'nin hala kahvesini yapmadım. Şimdi yapacağım. Tamam. Vallahi hazır. Hemen süreceğim. Su falan koymayacağım arkadaşlar tepsinin içine. Çünkü ızgara ayarında pişireceğim. Su o yüzden böyle buhar yapsın. Üstü yanmasın diye yapıyorlar da. Aman özel hepsini yanmasın. Böyle bir yapayım bakalım. Şöyle sütlaçlarımdan kalan diyeyim arkadaşlar. Bir güzel sütlacımızı yedik. Bir güzel olmuş. Bir güzel olmuş anlatamam size.
Vallahi şöyle çok da şey yapmadım, tepsiye su koymadım ama öyle üstü de sert olmadı. Zaten su kaynayacak kadar fırının içinde kalmıyor zaten arkadaşlar. Böyle üst ızgara ayarını açınca bir güzel pişti işte. Şimdi hemen kahvemizi yapacağım. Ve sırada kahve faslımız var arkadaşlarım. Kahve faslı biraz gecikti. Araya sütlaç ve çekimler girdi öyle olunca. Birazcık geciktirdik ama olsun bakalım. Hemen Alişim'le kahvelerimizi de içeceğiz. Saati de ilerlettik. Hemen azıcık yorumlarınıza bir bakacağım arkadaşlarım. Bugün yapmış olduğunuz yorumlara da bir bakayım. Sonrasında da video düzenleme işlerine geçiş yaparız. Güzel arkadaşlarım. Bulaşık makinemi de çalıştırdım. Şöyle birazcık köpük alayım. Biz uyumaya gidene kadar makinem de yıkasın. Döktüm. Neyse olsun bakalım. Sabaha yerleştirmeye hazır olur arkadaşlar. Bazen unutuyorum öyle çalıştırmayı falan. Sabahleyin de beni yavaşlatıyor gibi oluyor. Bakalım yarın sabah kalkabilecek miyim? İnşallah erken kalkarım. Çok istiyorum. Böyle yaz da geldi. Güzel havalarda evlere kapanmak istemiyorum ama. Hani bu ara Caner'in hastalığı falan da yordu beni. Bakalım. Allah'ım şifa versin bütün hastalıklarımıza inşallah. Sevdiklerimizin canı sağ olsun. Yanımızdan eksik olmasın. Acı gününü göstermesin Rabbim. Cezvedeki kahvenin keyfi de tadı da başka oluyor vallahi. Şöyle. Mis mis. Kahvemiz hazır. Hemen sularımızı da doldururuz. Oh, bize afiyet olsun. Ve kahvemizi içtik. Kapanışımızı yapalım. Yapalım bakalım. Yapalım. Bugün kapanışı sen yap. Ben uykusuzum. Kapatıyoruz. Nasıl yaptın onu? Ha, güzel yaptın. Kapatıyoruz arkadaşlar. Ali'nin dediği gibi kapatıyoruz. Bugün Caner'cim sesini kıs sana yavrum. Bugünkü videomuzu bitiriyoruz. Rujlarla kapatıyorum bugün videomuzu. Bugün alımlı bakımlı bir kadın oldum galiba. Pazara giderken sürdüm. Ben arada maça bakıyorum. He. Pazara giderken sürdüm rujumu. Sonra eve gelince de böyle sütlaç tarifini çektim. Böyle görüntülü reels olarak paylaşacağım galiba. Gözlerime de bakın ne kadar uykusuzum ve yorgun görünüyorum. Bakıyorum. Kaç 8.30'da mı ne uyudum ben ya sabah? Ben uyumadım. Sen benden daha çok uyudun ama. Ben 2'de yattım, 4'te uyandım. Neyse pazarlığa gerek yok hiç. Hayır bak ben 2'de yattım, 4'te uyandım. Sonra sabahleyin 8.30 gibi falan, tabii 8.30 gibi yattım. Ali aç gitmesin diye, işte sen aç gitme diye çorba ısıttın falan. Öyle işte, neyse bunlar benim yapmam gereken şeyler arkadaşlar. Yani. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Umarım yüzünüz gülerek izlemişsinizdir. Güzel arkadaşlarım, her zaman desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok sevdiğimi her zaman söylüyorum. Bunu her zaman söylememe gerek var mı bilmiyorum yok, ama. Yok yok, henüz yok. Yok değil mi? Yok canım yok. Gol olsun, gol olsun. Fener'in maçı var arkadaşlarım. Arada laf atıyor. Hiç. Benim aklımı karıştırıyor. Başka hiçbir şey değil. Sen izle maçın. Tamam ben yapıyorum kapanışı. Canım sen istiyor muydun kahve? Eyvahlar olsun. Yaparım ne olacak? Tamam yap. Afiyet olsun. Ay ben gözümü açamıyorum. Şimdi ben videomuzu... ben şimdi arkadaşlarım videomuzu bitireyim. İnşallah yarın Allah nasip ederse her gün sağlıkla sıhhatle buluşmak görüşmek nasip olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yani seviyorsanız, severek izliyorsanız lütfen abone olarak izleyin. Bana desteğiniz olsun, katkınız olsun, faydanız olsun. Öptüm. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.